deniz börülcesi, yani Muğla'daki söylemiyle geren ve tuzlu topraklarda yetişiyor olması nedeniyle, özellikle deniz kenarında yetişiyor olması nedeniyle, toprağın sıkı bir yapıya sahip olması nedeniyle de bu ismi aldığı düşünülüyor. Geren, bahar dönemlerinde özellikle tuzlu topraklarda, biraz evvel söylediğimiz gibi deniz kenarında ya da tuzlu alanlarda yetişiyor. Bahar döneminde çıkabilmesi için öncelikle yağışı alması gerekiyor. Tatlı suyla birlikte ilk anda yeşermeye başlayıp sonrasında da tuzlu suyla iç bölgesini doldurarak da büyümeye devam ediyor. Ancak yazın bitimine doğru artık renginin kızardığını görebiliyorsunuz. Çünkü içerisindeki su miktarı güneşin de ısının da etkisiyle azalmaya başlıyor ve azalmaya başladıkça iç dolgu yapısının daha az sulu olduğunu ve dolayısıyla renginin de daha kırmızı olduğunu görebiliyorsunuz. Bu nedenle de daha çok tam bahar girişlerinde, yani Nisan gibi, Mayıs gibi, henüz yaza geçmemişken, henüz ısı çok artmamışken, ortam ısısı, oda ısısı çok artmamışken, çok fazla sevilerek yapılan ve birçok çeşidiyle Muğla mutfağında yerini alan deniz börülcesi. Bunun hazırlanabilmesi için öncelikle ayıklanması gerekiyor. İç yapısında bir sert kılçık yapımız var. Bunu temizleyebilmek için de, bunu ayıklayabilmek için de öncelikle haşlama yapmamız gerekiyor. Ancak bol suda pişirme yaparken, haşlarken yine dikkat etmemiz gereken bir başka nokta. Çok ezmeden, çok pişirmeden bunu yapmamız gerekiyor ve aynı zamanda rengini de kaybettirmeden bunu yapmamız gerekiyor. Bu nedenle önce suyumuzu kaynatıyoruz. Suyumuz kaynadıktan sonra içerisine gerenlerimizi ilave ediyoruz ve sadece 3-4 dakika kaynayan suyun içerisinde bekletip hemen ardından sudan geçiriyoruz. Ayrıca bunu pişirirken ya da bunu herhangi bir şekilde yemeğe dönüştürürken tuzumuzu kontrollü kullanıyoruz. Çok tuz kullanmamaya gayret ediyoruz. Çünkü kendi yapısı gereği oldukça fazla tuzlu olması nedeniyle tuz kullanımını mutlaka kontrol ederek yapmamız gerekiyor. Şimdi hazırlığımızı yapabilmek için, haşlayabilmek için ocağımıza geçiyoruz. Kaynayan suyumuzun içerisine gerenlerimizi ilave edelim. Kaynayan suyumuzun içerisinde yaklaşık 3-4 dakika bekledikten sonra artık börülcelerimizi süzgecimize alıyoruz ve gördüğünüz gibi rengi hiç değişmedi. Bunun sebebi kaynayan suyun içerisine almamız ve kesinlikle kapağını kapatmamamız. Bu rengi de sabitleyebilmek için hemen soğuk sudan geçiriyoruz. Pişmeyi durduruyoruz ve hemen ayıklamaya geçiyoruz. Geren kavurmamızı yapmak için gerenlerimizi haşladık. Kaynayan suyun içerisinde 3-4 dakika haşlayıp soğuk sudan geçirdik ve gösterdiğimiz gibi ayıklayarak hazır hale getirdik. Soğanlarımızı yemeklik doğruyoruz. Soğanlarımızı doğradıktan sonra sarımsaklarımızı da yine aynı şekilde küçük, ince olacak şekilde doğruyoruz. Ve doğradığımız sarımsaklarımızı da yine soğanlarımızın üzerine alıyoruz.
son olarak domatesimizi soyuyoruz. Kabuklarını ve çok ince bir şekilde doğrayarak hazırlıklarımızı tamamlamış oluyoruz. Doğradığımız domateslerimizi de tabağımıza alarak artık ocağımıza pişirmeye geçebiliriz. Gerenlerimizi ayıkladık. Soğanlarımızı, sarımsaklarımızı doğradık. Domatesimizi soyduk ve küçük küpler halinde doğradık. Artık ocağımızın başındayız ve pişirmeye başlıyoruz. Tavamı ocağıma aldım. Tavamın ısınmasını bekliyorum. Tavam ısınır ısınmaz bir çay bardağı zeytinyağımı içerisine ilave ediyorum. Yağım tamamen ısındıktan sonra içerisine soğanımı ve takrak biberlerimi ilave edip biraz kavuruyorum. İnce doğradığım sarımsak ve soğanla birlikte yarı kavrulduğunda İçerisine takrak biberlerimi ilave ediyorum ama takrak biberlerimin tohumlu kök bölümlerini içine ilave etmemeye gayret ediyorum. Bunun için şöyle ayıklayarak, çıkartarak tenceremin içerisine alıyorum. Takrak biberlerim, sarımsağım ve soğanımla birlikte kavuruyorum, kavurmaya devam ediyorum. Soğanlarımın rengi dönüp şeffaflaştığını gördüğüm zaman artık domateslerimi de ilave edebilirim demektir. Domateslerimi ilave ediyorum. Doğradığım, küçük doğradığım bir adet domatesimi ilave ediyorum ve domatesin sos kıvamına gelmesini bekleyecek ölçüde kavurmaya devam ediyorum. Geren zaten yeterince tuzlu olduğu için çok fazla tuza ihtiyaç duymayacaktır. Çok az kaşığın ucuyla tuz ilave ediyorum. Ve bir tatlı kaşığı kadar toz biberimi ilave ediyorum. Beraber kavurmaya devam ediyorum. Artık domatesim iyice ezilmeye başlayacak. Yumuşayacak ve sos kıvamına gelecek. Domates suyunu saldı. Soğanla ve takrak biberlerle birbirine iyice geçti, işledi ve şu an gördüğünüz gibi sos kıvamında. Bu aşamada gerenimi ilave ediyorum ve gerenle birlikte pişmeye devam ediyorum. Gerenimiz pişti. Yanında sarımsaklı yoğurtla birlikte servise hazır. Afiyet olsun.